Ya abi bir işe de iddiasız girin. Bu nedir ya? Bu nasıl bir seviye? Yani gerçekten inanılmaz. Selamlar. Hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bu bir acil durum videosu. Normalde bugün Gemini Ultra 1.0 videosunu yapacaktım. Onunla alakalı detaylı bir inceleme hazırladım. Ancak dün öyle bir gelişme yaşandı ki bu videoyu ertelemek zorunda kaldım. Dün akşam saatlerinde OpenAI yine yaptı yapacağını ve metin yazarak videoya dönüştürebileceğimiz Sora isimli yapay zekasını bizlere tanıttı. OpenAI'nin iddiasına göre bu yapay zeka son derece ayrıntılı sahneler, karmaşık kamera hareketleri ve canlı duygulara sahip birden fazla karakter içeren ve 60 saniye uzunluğunda, evet yanlış duymadınız, 60 saniye uzunluğunda videolar üretebiliyor. İddia diyorum çünkü ürünü henüz denemedik ve çok kısıtlı bir kullanıcıya sunuldu, yani test aşamasında. Ancak bu yapay zeka dün sosyal medyayı öyle bir sarstı ki sonra tanıtılmadan önce Gemini 1.5 tanıtıldı Google tarafından ve Gemini 1.5'un inanılmaz özellikleri var. Bununla da alakalı ayrı bir video yapacağım. Google'ın iddiasına göre Gemini 1.5 yaklaşık 1 milyon karakteri algılayabiliyor. Yani tek seferde 2000 ila 2500 sayfa kitabı algılayabilecek. Bu da yetmiyor. 1 saatlik video izleyebiliyor. Evet yanlış duymadınız. 1 saatlik video izleyebiliyor. Bugüne kadar video izleyebilen bir yapay zeka yoktu. ChatGPT'nin video izleyebilen GPT'leri var mağazada. Ancak onlar video içerisindeki transkripti okuyorlar. Yani metin okuyarak video yorumlaması yapabiliyorlar. Bununla birlikte yaklaşık 11 saat ses dosyasını da inceleyebildiğini açıkladılar. Gerçekten inanılmaz. Tabii ki bu sıralar sonra tanıtılmamıştı ve herkes Google Gemini 1.5'u konuşuyordu. Ancak Gemini 1.5'un konuşulması yaklaşık 2 saat sürdü ve sonra tanıtıldı. Sonra tanıtıldıktan sonra tamamen insanlar oraya odaklandı. İşte bu durum Sora'nın ne kadar devrimsel ve önemli bir yapay zeka olduğunu bizlere gösteriyor. Açıkçası bu tarz bir gelişme bekliyordum. Hatta duyuruyu ilk okuduğumda normal karşılamıştım. Birkaç farklı tanıtım videosu vardı kendi ürettiklerini söyledikleri. Gerçekten inanılmaz görünüyordu. Ancak hala şüpheyle yaklaşıyordum duruma. Bir süre sonra Sam Altman Twitter üzerinden yani X üzerinden bir tweet attı. İstemlerinizi buraya yazın, sizin için videoları oluşturacağız diye. İnsanlar farklı istemler yazmaya başladılar ve inanılmaz videolar gelmeye başladı. Zaman geçtikçe bu yapay zeka ile üretilenleri gördükten sonra ne oluyor ya dedim. Yani ne yaşıyoruz biz şu anda? Ve yeni videolar gelmeye devam etti. Ben ve birçok insan şaşkınlık içerisinde videoları izledik. İş orada koptu zaten. Birçok inanılmaz video geldi. Pika, Runway ve diğer metinden video üreten yapay zekaları bir kenara bırakın. Bu arada onlar da fena işler çıkarmıyorlar. Gerçekten bütün dünyayı değiştirecek inanılmaz bir yapay zeka ile karşı karşıyayız diyebilirim. Videolar gelmeye devam ettikçe Sam Altman'ın tweetine insanlar tepki vermeye başladılar. Hatta ünlü YouTuber MrBeast şu şekilde bir tweet attı. Sam, lütfen beni evsiz bırakma. Sam Altman da cevap verdi ve dedi ki istediğin bir video varsa senin için üretebilirim. MrBeast ise cevap verdi ve dedi ki parkta satranç oynayan bir maymun tasvir et ve oluşturduğu video bu şekilde. Son yaşanan gelişmelerin ardından OpenAI için sadece şunu söyleyebilirim. Ya abi bir işe de iddiasız girin. Bu nedir ya? Bu nasıl bir seviye? Yani gerçekten inanılmaz. Yani siz neyi icat ettiniz ki bu kadar yüksek FPS'de, bu kadar yüksek kaliteli görüntüleri bir araya getirebiliyorsunuz ve bunu sadece metinle yapabiliyorsunuz, yani sözlerle. Bu arada üretilen videoların tamamı dünyadaki fizik ve matematik kurallarına uygun bir şekilde çalışıyor. Bu da ayrı bir detay, ayrı bir çılgınlık seviyesi diyebilirim. Sora yayınlandıktan sonra OpenAI bir teknik rapor yayınladı ve internet sitesinde detaylı bilgiler bizlere sundu. Merak edenler oraya da bakabilirler. Burada ilk açıklama şu şekilde başlıyor. Yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretiyoruz. Bu çok önemli bir ifade ve gelecekte ne ile karşılaşacağımızı bize açıkça gösteriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bizleri neler bekliyor? Açıkçası bu devrimsel yapay zeka yayınlandıktan sonra ilk önce reklamcılık sektörü etkilenecek diye düşünüyorum. Sonrasında ise sinema sektörü etkilenecek ve bu dalga giderek büyüyecek. Şahsi görüşüm bu gelişmenin OpenAI'yi AGI yani bilinçli yapay zekayı inşa ederken
atmış olduğu en önemli adımlardan birisi olarak görüyorum. Halen şaşkınlıkla videoları izlemeye devam ediyoruz. Sürekli yeni videolar geliyor. Bu arada beni Twitter adresimden de takip edebilirsiniz. Orada bu tarz gelişmeleri anlık olarak paylaşıyorum. Detaylar açıklamalar kısmında mevcut. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bu konuyu tartışalım derinlemesine. Gerçekten devrim yaratan bir yapay zeka mı yoksa bu bir balon mu? Şahsi görüşüm, ben çok etkilendim ve bu yapay zekanın gelecekte bizleri çok farklı yerlere taşıyacağını düşünüyorum. Bu arada şunu unutmamamız gerekiyor ki Sora yapay zekası daha ilk sürüm. Yani bunun üzerine birçok geliştirme yapılacak ve bu yapay zeka gelişmeye devam edecek. Gelecek yıl çok farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.